eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Neden kızıyorsun bana? Önce onu bir açıklasana. Alt tarafı basit bir yanlış anlaşılma. Vedat bile bu kadar bozulmadı. Sen niye bozuluyorsun? Ben gerçekten anlamıyorum. Anlamıyorsun, evet. Özür dilerim. Bir misafiriniz geldi Demir Bey. Beklesin. Ama Demir Bey bu... Çıkabilirsin Azmiye. Gelen Yıldırım Bey. Sizin odada olduğunuzu da biliyor. Bekleteyim mi yoksa? İyi misiniz? Bir 5 dakika beklet lütfen. Bir sebep bul. 5 dakika sonra al odaya. Nasıl gidiyor işler? Çok yoğun ama keyifli. Alara Hanım'ın projesini çalışıyoruz. Yıldırım Bey, Demir Bey yurt dışı ile telekonferansa sizi 1-2 dakika bekleteceğiz. Tabii. Azmiye Hanım teşekkürler. Şimdi olmaz. Bırakma kendini, bırakma. Selin, ne oldu? Ay. Selin, iyi misin? Değilim. Dayanamıyorum artık.
Tamam bir gel. Gel bakayım bir otur şuraya. Ne dedi sana o? Ne yaptı da bu hale getirdi? O değil. Ben sebep oldum bu hale gelmemize. Yoksa bu noktaya gelmezdi olaylar. 40 tane yalan söyledim ya. Ne yalanı? Selin'cim doğru dürüst anlatır mısın? Saçma sapan bir sürü şey yaptım. Onun yaptıklarına bir şey diyecek yüzüm kalmadı. Ne yaptı ki? Kızlar, hadi içeri girin ne olur. 2 dakika yalnız kalayım. Ama Selin konuşsaydık ha? Lütfen gidin. Merve, tam yalnız kalsın biraz. İçerideyiz biz, tamam mı? Hoş geldiniz Yıldırım Bey. Beklettiğim için özür dilerim. Önemli değil. Habersiz gelen benim. Buyurun. Teşekkürler Azmiye Hanım. Dışarıda beklerken de işlerin gidişatıyla ilgili bilgi aldım arkadaşlardan. Yetimhane, bahçesi, tarım alanları. Model üzerinde gayet iyi görünüyor. Bittiğinde çok daha iyi görünecek. Bir hafta, en geç 10 gün içinde tamamlamayı planlıyoruz. Ben de onun için gelmiştim aslında. Alara'nın projesini hızlandırdığınızı duyunca sizinle konuşmak istedim. Tabii konuşalım. Canım. Ne oldu sana böyle? Ay ne kadar güzeldiniz. Niye böyle pat diye celallendiniz? Azmiye, ben bir çuval inciri berbat ettim sandım. Ama aslında işte yani başından beri of ya ben ne kadar aptalım ya. Hala kendimi suçluyorum. Ben yalan söyledim diye böyle davranıyor sanıyordum. Halbuki yalan söyleyen kendisi. Kim yalan söylüyor? Demir Bey mi? Aa, hiç sanmam. Yani hangi konuda sana niye yalan söylesin ki? Alara ile ilişkisi var. Resmen ikisinin arasında bir şey var. Ama sadece müşterisi gibi davranıyordu. Karşısındaki kırılır mı, üzülür mü? Ah sen kırılmışsın. Hay Allah. O kadar kötü müdür mü şimdi? Azmiye ben her şeyi mahvettim ya. 1000 tane yalan söyledim. Şimdi ben hangi yüzle yalan söylediği için ona kızabilirim ki? Ay Selin bir sakinleş. Beni bir dinle. Bak güzelim. Demir Bey'i kaçırma planlarını sen başlatmadın mı? Operation çıta falan filan. Tamam. Ama kaç haftadır bitsin diyorsun, bırakalım diyorsun. Seni dinlemiyorlar bile. Neden? Çünkü bilmiyorlar. Ah bir bilseler. Neyi bilseler? Sen Demir Bey'in gitmesini istemiyorsun. Aman. Giderse gitsin ya. Ben Paris'e gitmelerinde değilim ki. Aa, ne Paris'i? İşte Alara ile Paris'e gidiyor. Bir de aramızda bir şey yok diyor. Ay sen o yüzden kızdın. Alara ile gidecekler diye. Ama o iş içindir. Ay yok aralarında bir elektrik olsa ben hissederdim. Bak ben böyle şeyleri anlarım, şak diye anlarım. Aman ya, varsa vardır. Bana ne? Ay Selin, sen kafan karışınca hiç sen olmuyorsun. Ay bir kendine gel, toparlan. Bak ben aşağı iniyorum, kahve yapacağım. Sen de kendine geleceksin, tamam mı? Bak çok belli ediyorsun. Tatlım, çok belli ediyorsun. Nefes. Hadi, hadi. Neyi belli ediyorum ya? Of, hayret bir şey. İşlerin hızlanması Alara için de iyi olmuş. Uzun zamandır onu böyle odaklanmış görmemiştim. Konuşuyor musunuz? Paris'teki sunum için aradı. Projesini uluslararası alanda sunacağınız için çok heyecanlı. Evet. Artemim'e de büyük prestij kazandıracak Paris'teki sunum. Biliyorsunuz, ben gelmeden önce Batman'ın eşiğindeydi bu şirket. Bütün sektörde bunun farkındaydı. Alara'nın projesinin bitmiş halini sunduğumuzda tekrar ayağa kalktığımızı göstermiş olacağız. İki taraf için de büyük kazanç. Aslında bir baba olarak benim için bile öyle.
Alara'nın bu tarz konularla ilgilenmesine çok seviniyorum. İleride şirketin başına bile geçmek isteyebilir. Hepsi senin sayende. Ben bir şey yapmadım. Alara'yla bir bağ kurdum. Bunu herkes yapamazdı. İyi misin Demir? Aklın başka bir yere gitti gibi. Kusura bakmayın. İşle ilgili bir şeye takıldı aklım. Dediğim gibi, merak etmeyin. Süreç sorunsuz ilerleyecek. Bu projeyi tamamladığımızda Alara en çok gurur duyduğu işi sizin sayenizde yapmış olacak. Bizim sayemizde. Senin ve benim. Yani şirketi kurtardı, bizi kurtardı, beni aileme karşı kurtardı derken... yumuşadı tabii Demir Bey'e karşı. Gardını düşürdü. Hayır, bu adam Selin'i ağlatacak kadar ne söylemiş olabilir ki ya? Vallahi onu bilmiyorum. Ama ben Selin'i daha önce hiç böyle görmedim. Selin nerede şu an? Ha, niye yanına gitmiyoruz? İstemiyor. Geldim arkadaşlar. Selin, ne oldu, iyi misin? Değilim. Ama Demir Bey yüzünden değil. Bizim yüzümüzden. Selin, öğrendi mi yoksa her şeyi? Hayır, bir şey öğrenmedim. Ama öğrenecek. Ben anlatacağım her şeyi. Dayanamıyorum artık. Selin, bunu yapamazsın. Hepimizi yakarsın. Ama ben yapamıyorum. Bittim ya, benim sinirlerim kaldırmıyor artık. Tamam biliyorum, Operation Cita'yı ben başlattım. Ama ben bitiriyorum artık lütfen. Gizli toplantılar, yalanlar, planlar olmasın. Selin, senin sinirin bozulmuş. Ama ne olduğunu en azından söylersen bize, belki... Yalanların bedeli çok ağır Burak. Tamam. Demir Bey'e hiçbir şey söylemeyeceğim. Ama yalan da söylemeyeceğim artık. Benim daha fazla yalan kaldıracak gücüm kalmadı. Burak, canavar müşteriyi ara, iptal et. Lütfen. Haklısın. Selin haklı abi. Zaten başından beri biz ayrılmayalım diye yaptı ne yaptıysa. Bütün operation, çitalar, planlar, programlar bizim içindi. Ama artık böyle bir şeye gerek yok. Nasıl yani? Siz birlikte misiniz? Yasağa rağmen. Evet, yasağa rağmen. Ve siz söylemezseniz Demir Bey bilmez. Yani daha fazla risk almaya gerek yok. Selin, eğer kendini bu kadar kötü hissedeceksen bitirelim, tamam. Vay be. O zaman patron kalıcı, biz de gideceğiz. Niye gidici olalım canım? Yani doğru düzgün çalışan insanları niye göndersin? Evet. Arkadaşlar kolay gelsin. Azmiye Hanım, teşekkürler Yıldırım Bey ziyaretiniz için. Rica ederim. Bir dakika konuşabilir miyiz? Önemli bir şey mi Burak Bey? Evet, önemli. Tarım alanıyla ilgili mi? Hayır, değil. Şu an Alara Hanım'ın işlerinden daha önemli bir gündem maddemiz yok. Bugün gereken bütün hazırlıklar tamamlandı. Yarın işler başlıyor. İşle ilgili bir sıkıntınız varsa mail atın. Ben bakıp size dönerim. Selin Hanım, çıkıyoruz. Kaçırıyorum. Alara. Haklısın Alara. Uzaklaşmak iyi gelecek.
yalan söyledim. Ben Vedat'ı daha önceden tanıyordum. O gün Merve uğradı ama dosyayı bırakıp gitti. Demir, çok ilginç bir kız. Yani ne yalan söyleyeyim, ben uzun zamandır bir kadınla böyle güzel muhabbet etmemiştim. Söyledim. Hepsi bu. Bu kadar. Vedat'a da yalan söyledim. Vedat'a yalan söylemedim. Bir yanlış anlaşılma oldu. Sonra da düzelttim. Geç kaldın ama. Geç mi kaldım? Önce gidip Vedat'tan özür dilediğim için mi bu kadar kızgınsın bana? Gelip sana Vedat beni Merve sandı, bir yanlış anlaşılma oldu deseydim senin için çözülecek miydi bütün olay? Anlamıyorsun. Düşündüğün kadar basit değil. Hareketlerinin sonuçları var senin. Sen etrafta yalan söyleyerek dolaştığında bir taşı oynatıyorsun. Sonra her şey domino taşları gibi yıkılmaya başlıyor. Öyle mi? Evet öyle. Sana yıkılan taşlardan bahsedeyim o zaman. Daha bu sabah içinde sadece ikimizin olduğu çok güzel bir dünya hayal etmeme sebep oldun. Evler, yeşillik, pudingler, sürprizler. 2 saat sonra, sadece 2 saat sonra Alara ile Paris'e gideceğin için ne kadar mutlu olduğundan bahsediyordun. Telefonda bu tatilin sana ne kadar iyi geleceğini söylüyordun. Konumuz Alara değil. Konumuz ne o zaman? Ben sana yalan söylemedim. Senin için yalan söyledim ama sana asla yalan söylemedim. Yüzüme bak Selin. Selin! Daha bitirmedik Selin. Geldim Demir. Söyle. Ne kaldı başka? Ne yapacaksın? Ben sana yalan söyledim, sen bana yalan söylemedin. Ne yapacaksın? Bir çekip vurmadığın kaldı. Ne yapacaksan yap, buradayım işte. Yap. Biz ne yapalım biliyor musun?
senin bavulunu hazırlayalım. Sen şimdi Paris'e sevgiline gideceksin ya. Ya bu çok önemli bir olay. Buna gerekli ehemmiyeti göstermemiz lazım değil mi? Olur mu? Olmaz. Bu olur mu? Olmaz. Bu olur mu? Olmaz. Peki bu? Aa, bayağı güzel. En şık, en tarz, en güzel olanları götürmen lazım. Bu romantik bir akşam yemeği için çok uygun. Bunu da al. Lazım olur. Bu arada şimdi bu mevsimde Paris çok soğuk olur. Sevgilin üşümesin diye sırtına bir şal alman gerekiyor. Aa, dur benim güzel bir şalım var. Bekle getiriyorum. Selin. Bak buna. Bak. Bu nasıl? Sevdin mi? Bunu da koyalım bavuluna. Aa, bavulun nerede bu arada senin? Selin. Aa, bunu da koyalım. Bunu da koyalım. Bunu koyalım. Aa, ama buna dikkat etmemiz lazım. Neticede güzel sevgilinin omuzlarına koyacaksın. Kırışmasın. Sonra birbirinize bakacaksınız. Sanki dünyada sadece ikiniz kalmışsınız gibi. Başka hiçbir şeyin önemi yokmuş gibi. Evi unutacaksın. Ofisi unutacaksın. Kuralları unutacaksın. Sanki yarın yokmuş gibi sarılacaksın ona. Selin. Lütfen sakinleş artık. Bırak beni. Selin. Lütfen sakinleş artık. Lütfen. Niye? Ne oldu? Sevgilinle ilgili konuşmak istemiyor musun? Sen niye her sıkıştığında Alara kuzunu kullanıyorsun? Ha? Bu yaptığının ne anlama geldiğini biliyor musun? İyi misin? Aradım, açmayınca şansımı deneyeyim dedim dönmüşsündür diye. Evet, şimdi geldim. Hadi al çantanı. Yemeğe götürüyorum seni. Ay Burak, ben çok yorgunum ya. Bir de biraz başım ağrıyor, dinleneceğim. Evet, onu da konuşacağız. Bakalım kim senin başını ağrıtıyor. Hadi al çantanı. Aldım, hadi. Selin, nereye kadar kaçacaksın? Afiyet olsun, yine bekleriz olur mu? Hadi bakalım.
Beşinci masanın siparişleri hazır mı? Tamam tamam, iki elim var çocuğum. Biraz beklesin onlar. İhsan, bırak şimdi sen siparişi de akşam neler oldu anlat. Bize çok kızdılar mı? Yok, niye kızsınlar? Telefonda kandırıp çağırdık ikisini de. Bir şey demediler mi yani? Demediler. Ben hemen çıktım zaten. Havaları nasıldı? Nasıl görünüyorlardı? İyi. O kadarcık mı yani? Sadece iyi mi? Uyumlulardı. Yakışıyorlar birbirlerine. Ay bak işte, herkes görüyor. Çocuğum biz onu biliyoruz da, yakışıyorlar ki uğraşıyoruz. Ama nasıl davranıyorlardı? Bakışları nasıldı? Böyle beden dilleri yakın mıydılar? Herhalde yani. Hiç ayrılmıyorlar ki birbirlerine. Hep yan yanalar. Tamam, yan yanalardı, yan yanalardı ama yani az sonra kavga edecek gibiler miydi? Az sonra böyle öpüşecek gibiler miydi? Vallahi ne yaptılar bilmem ama bayağı aşık onlar birbirine. Değil mi? Niye şaşırdınız ki? Herkes farkında zaten. Bu iş oldu Firuze. Leyla, bu sefer oku doğru yere attık. Selin'le Demir birbirlerine aşık olmuş, baksana. Ay, şuna. Hadi Finat, hadi kızım. Yat bakalım. Bak ben yatıracağım seni. Ne oldu? Ne oldu? Isırayım mı o kulağını? Isırayım mı o kulağını? O patin mi patin? O patin mi patin? Vallahi çok şanslısın arkadaşım. Öyleyim galiba. Hoş geldiniz. Ya niye ses etmiyorsunuz? İzliyorduk. Ya biz öyle rahatsız etmeyelim diye şey yaptık. Ya bir şey söyleyeceğim. Hani böyle biraz da ben mıncıklasam bunu olur mu? Tabii buyur. Ne güzel bir sürpriz bu. Öyle mi? Öyle. Aşk böcekleri. Ya bölüyor gibi oluyorum ama konu önemli. Neymiş konu? Anlatın bakalım. Ya bugün Selin'le Demir arasında bir şey oldu. Artık tartıştılar mı, kavga mı ettiler, ne olduysa Selin bayağı kötü. Allah Allah. Yani bayağı sesleri falan mı yükseldi? Yok, öyle bir şey değil. Yani böyle soğuk savaş gibi. Sessiz ve derinden. Sonra da birlikte çıktılar. Ya bu saat oldu, hala açmıyor telefonunu. Bayağı kapatmış. Yani Selin hiç böyle şeyler yapmazdı. Ya bizimle bile konuşmak istemedi. Yani biz de gidip böyle bir bakalım diyoruz da... Sorun şu ki Demir bizim bildiğimizi bilmiyor. Ha, benim bildiğimi biliyor. Aynen. Tamam, ben bir uğrar bakarım. Hemen mi? Ya sen eve uğrayıp baksan, biz de bir Happy'ye gidip baksak orada mı diye. Tamam. Niye yemiyorsun? Aç değil misin? İstersen başka bir yere gidelim. Yok. Çok güzel burası. Uzun zamandır gelmemiştim. En son ne zaman birlikte yemeğe çıkmıştın? Şey, ne zaman ya? Dur hatırlayacağım. Dirim Hanım'ın projesini tamamladık diye heyecanlanmıştık. Şubat mıydı? Oo, bir de ertesi gün arayıp bizi fikrimi değiştirdim demişti. Ay evet ya, neymiş? Orta sehpası parlamıyormuş. Kadının mermerden beklentisine bak ya. Ay hasta, hasta. Hasta. Eskiden ne kadar çok eğlenirdik. Sen de özlemiyor musun? Evet. Özlüyorum o zamanki halimi. Hiç yalan söylemediğim. Kendimi rezil etmediğim zamanları. Yani niye kendine bunu yapıyorsun? Hepimiz bir atlar karıştırdık. Sonuçta da elimize yüzümüze bulaştırdık. Niye bütün sorumluluğu üzerine alıyorsun? Ben başlattım. Arkadaşlarımız üzüldü diye yaptın. Aman boş ver Burak ya. O sayfa da kapandı. Bugün seni ofiste öyle görünce... Çok merak ettim. Yok. İyiyim ben. Yesene balığını, soğuyor. Pardon canım. Efendim? Burak, sana haberlerim var. Ofiste misin? Atölyemi uğrasana. Yok, çıktım ben. Aciliyeti yoksa yarın halledelim, olur mu? Ha, yanında biri mi var? Evet. Tamam, konum at, bekliyorum. Hayır.
Biz o toplantıyı yarın alalım, olur mu? Ya tamam, sen konum at. Ben gerekirse işinin bitmesini beklerim. Hadi bekliyorum. Ben. Söz mü? Ya Selim buradayım, yemin mi edeyim? Ay elim kasıldı, bırakamıyorum ya. Ya tamam bırak, hadi bırak. Karamuk. Hoş geldin. Oh, Selin'i mi bekliyorsun? Hı? Aç mısın? Bekle. Evet. Bugün Selin Hanım yok. Al bakalım. Tamam canım. Gerilme sen de. Selin. Bana söylemediğin bir şeyler mi var? O ne demek? Sadece canavar müşteri değil sanki canını sıkan. Yok. İyiyim ben. Yorgunum sadece. Dün gece pek iyi uyuyamadım. Demir seni taciz mi ediyor? Bak eğer öyle bir şey varsa söyle bana. Hemen gidip mobbing davası açarız. Ben yönetim kuruluyla da konuşurum, babamla da. Burak ne saçmalıyorsun sen ya? Ne diyorsun sen taciz falan? Ya, tarım alanına gidiyoruz. Dibimizde bitiyor. Beni gönderiyor seninle yalnız kalabilmek için. Sonra döndüğünüzde sen berbat bir şekilde ağlıyorsun. Üstüne bir de çıkarken seni de alıp çıkıyor. Ya ne düşünmemek diyorsun? Tamam. Böyle anlatınca tuhaf olduğunun farkındayım. Ama sen her şeyi çok yanlış anlamışsın. Ben projeyle ilgili bir şey söyledim. Alara da beğenmedi. Ben de Alara'ya laf edince Demir Bey sinirlendi. Bu kadar. Kız arkadaşını arkasına alacak diye seni ağlatamaz. Ben buna müsaade etmem. Kız arkadaşı değil o. Yani değilmiş. Öyle değil diyor. Ama galiba öyle. Bilmiyorum ya, Burak bize ne zaten? Niye konuşuyoruz ki bunu? Boş ver. Kapatalım konuyu. Tamam kapatalım ama bak gerçekten öyle bir şey varsa ya... Yok Burak. Yok. İyi peki. Benim artık çıkmam lazım. Tamam ben seni eve bırakırım. Hayır. Gerek yok. Eve gitmeyeceğim zaten, bir işim var. Yemek için teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Görüşürüz. Hello. Sana
sana güzel haberlerim var Devrik Prens. Silo gözündeki hüzünlü ifadeyi. Gitti gitti. Merak etme, gitmesini bekledim ben. Hadi bir kahvede ben alayım. Çok keyifliyim. Farkındayım. Lütfen. İşin bitince neden olmasın? Ya kesme tahtasını zaten aldın, lavabo benim alanım. Öyle bir ayrım yok. Olmalı o zaman. Olmayacak çünkü bu evde birlikte yaşamayacağız. Evet, ben tek başıma yaşayacağım. Sen gelmeden önceki güzel mutlu günlerindeki gibi. Patatesler yanıyor Selin. Yok. Yemeyecek misin gerçek mama? Yok, afiyet olsun. Bak, senin keyfini kaçırmak istemiyorum ama gerçekten yapmam gereken başka işler var. Selin yüzünden mi gerginsin böyle? Hayır, Selin'e gerilmedim. Demir Efendi Selin'i üzdüğü için gerildim. Hmm, üzülmüş mü? Çok yazık. Ama Selin'in o haberi kaldıramayacağı belliydi. Ne haberi? Ne demiştin? Erkekler ilk adımı kendileri atmayı daha çok seviyorlardı, değil mi? Demir'e Paris'e davet ettiğim için çaresizdim. Kabul etti mi? Bu sabah aradı. Meğer onun da biraz uzaklaşmaya ihtiyacı varmış. Selin onu öğrenmiştir. Yazık. Bir saniye şimdi. Siz birlikte Paris'e gidiyorsunuz, öyle mi? Yetimhanenin işleri biter bitmez kaçacağız. Demir'le birlikte Paris'te iki gün. Hayatının macerasını yaşatacağım ama. İyi sanat, iyi müzik, iyi yemek. Hiç gitmediği yerler. O kadar çok eğlenecek ki. Bir daha benden ayrılmak bile istemeyecek. İki günlük kaçamağa fazla anlam yüklüyor olabilir misin? Bak ne diyeceğim. Hazır Selin'in kalbi kırık. İki gün evde yalnız. Demir de ortalıkta yok. Bu fırsatı değerlendir bence. Bakalım Paris'ten döndüğümüzde hangimiz sevgili yapmış olacağız? Sen mi? Ben mi? Bu bir oyun değil. İyi o zaman. Öyle orada oturup Selin'in sana gelmesini bekle. Demir selam. Selam İbo. Nasılsın? Ya ben iyiyim de Selin bugün pek iyi değilmiş galiba. Bir uğrayayım dedim. Eve daha gelmedim. Cebinden ara istersen. Ya telefonu kapalı. Kızlar da endişelenmiş o yüzden. Anladım. Siz iyi misiniz? Selin yok. Senin de yüzünden düşen bin parça. Ne oluyor Demir? Ya ikinizin arasında bir problem mi var? İkimiz? İkiniz evet. İkimiz diye bir şey yok İbo. Selin'in de nerede olduğunu bilmiyorum. Ama istersen kendisini görünce uğradığını iletirim. Gerek yok. Ben birkaç yere daha bakacağım şimdi. Bulunca sana da haber veririm ama. Merak etme. Etmiyorum. Anahtarı var. İstediği zaman gelir. Tamam. Görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Kıskandın mı? Selin Hanım. Selam. Epeydir yoktunuz. Ancak fırsat bulup gelebildim. Kafesinden oraya geçiyorum ben o zaman. Tamam. Gel buraya. Sen neredesin? Gel.
Çık buraya. Çık. Ver pati ver. Selin gelmedi mi yoksa bugün işe? Yok, geldi canım, işe niye gelmesin? Ay ne bileyim yani, romantik bir gece geçirmiştir de, kaytarmak istemiştir de falan da filan da. Ne alakası var ya? Neyse, buraya uğramadı değil mi? Hayır gelmedi. Kızlar, bir şey mi oldu? Bir şey mi var? Şey ya işte biraz böyle zor bir gündü de kafası bozuldu, çıktı ofisten. Ay tüh tüh demeyin. Siz oturun, ben bir kahve yapıp getireyim. Bir konuşalım biz. Biz hiç oturmayalım şimdi. Olmaz ama. Yani biz ailesine söz verdik, kızınız bize emanet dedik. Ya ne derdi var bilelim kızın, değil mi? Hadi. Hadi oturun. Buyurun. Ne derdi var biz de bir bilsek. Kaçtığına göre canım fena sıkılmış. Merve ile Ayda ortalığı ayağa kaldırdı değil mi? Seni çok merak etmişler. Ben de ettim. Ya iyi misin? Şuna bak. Güzelsin sen. anlatın. İş yerinde ne oldu? Selin neden bu kadar sinirlendi? Ya... Asam bozuldu biraz işlerle ilgili. Görüyor musun, o despot patron üzmüş kızı. Hangi patronun, ne patronu canım? Ne alakası var patronla falan ya? Bizim bu ara birazcık işlerimiz yoğun da. Yani yorgunluktan herhalde, öyle sinirleri boşaldıysa ondan ağlamıştı. Ha bir de ağlatmış kızı. Demir bunlara duyarsa o patronu parçalar. Aynı şey geçti içimden, yemin ederim. İbo'dan mesaj geldi. Selin'i buldum. İyi, merak etmeyin. Selin'i bulmuş, merak etmeyin diyor. Ay çok şükürler dilenmiş. Hadi biz de gidelim. Benim eve gelin diyorum şimdi. Tamam, gidelim. Ay buraya gelsinler, biz de görelim. Merak ettik. Tabii ya. Biz size sonra haber veririz. Merveciğim biz kalkalım artık. Çok teşekkürler. Size kolay gelsin. Görüşürüz. Merve sen git, ben geleyim. Ya bu arada akşam uğraşıp masa hazırlamışsınız. Her şey çok güzeldi. Elinize sağlık. Gördünüz mü onu siz? Bizim de İbo'yla ilk romantik akşam yemeğimizde. Çok teşekkürler. Görüşürüz. Yemeği bunlar yedilerse? Aşık olan çift de bunlardı demek. Selin'le Demir hiç gelmemiş. Ay öldürecek bunlar beni Leyla. Ay ben yaşlandım. Ay inanmıyorum. Hep ben kabahatliyim. Hep ben suçluyum. Bir yanlış anlaşılma olur, dünya yıkar. Bir şeye sinirlenir, terslenir. Sen ondan daha sinirlisin şu an ama. Sabah başka, akşam başka davranıyor çünkü. Hayaller Peter Pan, Wendy. Gerçekler Dr. Jekyll, Mr. Hyde. Ben neye kızıyorum biliyor musun? Benim gözümün içine baka baka yalan söylüyor.
Alara ile aramızda bir şey yok diyor ama var. Sonra kulağınla duyuyorsun, gözünle görüyorsun. Ama işte bir şekilde ikna ediyor seni olmadığını. Hı hı. Ben kendimi aptal gibi hissediyorum ya. Gecenin bir yarısı otel odasına geliyor. Niye gelsin? Tatil planlıyor, şesler yapıyor. Beyefendinin uzaklaşmaya ihtiyacı varmış. Benim de var. Sen Alara ile gittiğine mi bozuldun? Senle gitmediğine mi? İbo bir dur sen de ya. O kadar sordum. Bir ilişkileri olduğunu açık açık söyleyebilirdi. Niye inkar ediyor? Niye söylemiyor ki anlamıyorum. Kabul etse rahatlayacak mısın? Ay tabii canım. Alsın sevgilisini gitsin benden uzakta ne yapıyorsa yapsın. Böyle olunca ben işte de huzurlu olamıyorum, evde de huzurlu olamıyorum. Niye gitmiyor ki sanki? Erkekler öyle düşünmez yalnız. O kadar dolan başlı yollar izlemeyiz. Eğer bir erkek gitmiyorsa kalmak istediği içindir. Ya tabii canım. Sevgilisi varken benimle aynı evde yaşıyor. Kesin öyledir. Her görüştüğümüz kadın sevgilimiz olmuyor. Peki siz sevgiliniz olmayan kadınlarla Eyfel Kulesi'ne de çıkıyor musunuz? Böyle mum ışığında romantik yemekler, meydanlardaki kafelerde kahve içmeler falan. Aşıklar Köprüsü'ne kilit takıp anahtarı nehre atmalar. Yapıyor musunuz böyle şeyler? Bunları mı yapacaklarmış? Bunları yapmayacaklarsa niye gitsinler ki Paris'e? Niye böyle yapıyor Selin? Hı? Sen bilirsin. Üniversiteyi birlikte okumuşsunuz ya. Hiç gözünü pörtletip bakma bana öyle. Canımı okudu benim. Bak, ben bu evle sınandım. Benim çocukluğum burada geçti ya. Yani en azından bir kısmı. Sonra hanımefendinin ailesiyle sınandım. Hele Vedat meselesi. Ya o benim tek dostum. Bütün bunların dışında kalmalıydı. Öyle ya da böyle. Vedat ondan hoşlandı ya. Adı Merve olmuş, Selin olmuş. Fark etmez ki. Bir de doğrusunu öğrenip bana söylememiş. Ya sen benim kardeşim değil misin ya? Ben yanlış mı biliyorum? Böyle bir şeyi bana nasıl söylemez? Yani şimdi biz iki adam karşılıklı oturup birbirimizin yüzüne nasıl bakacağız acaba? Ve üstelik ben bugün Vedat'ın kırgınlığını tamamen unutmaya hazırdım. Bir an her şeyi unutmuştum. Çok mu üstüne gittim acaba? Hı? Ne dersin? Çünkü Selin bana yalan söyledi. Ve ben yalanlarla nasıl yaşanır bilmiyorum. Ayrıca şu an bir balıkla konuşuyorum. Bütün ayarlarımı bozdun Selin. Seni ararken eve gittim önce. Demir oradaydı. Aa, fırsattan itibaren sevgilisini çağırmamış mı? Yalnızdı ve de üzgün. Ben üzgünüm ben. O niye üzülüyorsa? Allah ben en son gittiğimde keçine yem veriyordu. Ay benim keçime falan yem vermesin. Evi iyice sahiplendi ya. O Alara ile Paris'e gidince ben bütün eşyalarını depoya kaldıracağım. Geldiğinde ev kapı duvar olacak. Bir dakika. Sen Demir evden gitsin mi istiyorsun? Demir Paris'e gitmesin mi istiyorsun? Ben bunlarla uğraşmayacağım, huzurlu bir hayat istiyorum. Ya Demir bu kadar çok canını sıkıyorsa gidip döveyim istersen. İlk karşılaşmanızda durum 1-0'dı yalnız, hatırlatırım. Hazırlıksızım o zaman. Şimdi bütün numaralarını biliyorum. Bir aduket, bir ejder vuruşu, tamamdır. Ha, öyledir. Ben ciddiyim Selin. Saçmalamayın İbo ya, ne dövmesi? Ne oldu? Kıyamadın mı? İbo, ben sana kıyamıyorum. Öyledir.
Hadi vedalaş köpeklerle. Seni Ayda'ya bırakacağım. Ay iyi olur. Ben de hiç eve gitmek istemiyorum zaten. Girseydin mi bu? Yok, sizin konuşacaklarınız vardır. Kaçayım ben. Ararım sonra. İbo. Bıraktığın için sağ ol. Ne demek? Görüşürüz. Görüşürüz. Aç mısın? Yok, bir şey yemeyeceğim. Ama çay içerim. Tamam, geçin hemen getiriyorum. Anlat bakalım. Ne oldu da Demir Bey yüzüne bu kadar? Paris'e mi gidiyorlar? Evet. 2 gün kalacaklarmış. Şirkete aşk yasağı koyan adam. Çalışanımla aynı evde yaşadığım anlaşılırsa garip olur diyen adam. Müşterisiyle ta Paris'lere gidiyor. Yani gitmesinler mi? Ay hayatım gitsinler. Ben gitmesinler demiyorum ki. O kısmı beni hiç ilgilendirmiyor. Hangi kısmı ilgilendiriyor? Alara. Dünyada başka kadın yokmuş gibi gitmiş onu bulmuş. Kızlar soruyorum size. Ne var o kızda ya? Bir de onun yüzünden bana yalan söylüyor. Yüzüme baka baka aramızda bir şey yok diyor. Bir de sordun mu? Ay sordum tabii. Hem de kaç kere sordum. Alara masasına uçak biletlerini koymuş. Bizimki de ay hava almak çok iyi gelecek diyor. Ay resmen ilişki yaşıyorlar. Selin'cim arkadaşım biraz abartmıyor musun? Yani birlikte gidiyorlar işte sorun ne? Selin. Kızlar. Benim kafam çok karışık ya. Demir'cim sen burada mıydın? Hayırdır Firuze Hanım? Ne oldu? Bugün biz Selin'i görmeye gelmiştik de bugün şirkette çok kötü şeyler olmuş. Kızın morali çok bozukmuş. Niye öyle ağlamış etmiş yani? Kıyamam. Koşa koşa gelip size mi anlattı? Hayır, arkadaşları gelip anlattılar. Tabii, anlatmışlardır. Ne anladılarsa artık. Patronu çok üzmüş diyorlar. Öyle mi? Ne demiş de üzmüş patronu? Bilmiyoruz ki. Ama bir genç kadını bu hale sokabilmek için çok salim olmak lazım. Belki Selin suçludur. Hı? Belki patron haklıdır. Hiç aklınıza geldi mi bu? Belki patronun çok geçerli nedenleri vardır kızmakta. Mesela sorularına cevap vermemiştir. Ya da çok önem verdiği bir konuda yalan söylemiştir mesela. Olamaz mı yani? Bak sen de çok kızmışsın. Ne oluyor oğlum size? Ne güzel anlaşıyordunuz. Aranızda bir sorun varsa halletmeye çalışalım ha? Var evet. Bakın. Gördünüz mü? Aramızdaki sorun. Tamam. O sorun çözülür de. Yeter ki gönüller kırılmasın çocuğa. Tamam biz ona bir şey yapalım. Ha, lütfen yapmayın. Rica edeceğim yapmayın. Zaten sizin yüzünüzden bu haldeyiz. Karışmayın. Halalık rolü de bitti. Lütfen. Vah. Gerçekten sen çok sinirlenmişsin. Biz gidelim de sen de birazcık dinlen. Hadi Leyla hadi. Hadi. Rahatsız olmayın evladım. Siz otur çocuğum. Biz gideriz. İyi günler. Size de. Ay bunlar çok fena kavga etmiş Firuze. Bilmem ki dönüşü olur mu? Daha durum çok taze. Biraz sakinleşsinler bakacağız duruma. Selin iyi. Merak etme. Yani belliydi zaten. Yani sen o gün terasta da bir şeyler anlatacaktın bize de işte Alara gelince fırsat olmadı. Nasıl yani ya? Sen şimdi Demir Bey'e karşı bir şeyler mi hissediyorsun? Ya of kızlar ya. Niye hemen oraya yoruyorsunuz ki? Ama bir dakika. Yani senin durumun başka şu an.
Yani siz sonuçta hiç ayrı kalamıyorsunuz ki. Evde berabersiniz, şirkette berabersiniz. Ya bir kaçış noktan yok senin. Yani? Düşmanla aynı yerde kapalı kaldın. Ya o yüzden bir şeyler hissediyorsun. Bildiğin Stockholm sendromu bu. Öyle mi? Ya insan etkilenir tabii. Ya düşünsene evinde bir adam var. Ne bileyim sabah nasıl uyandığını falan görüyorsun. Nasıl uyanıyor bu arada? Normal. Yani herkes gibi. Öyle özel bir şey yok. Asıl banyodan çıkarken karşılaştığını düşünsene. Ay ya Demir Bey de Demir Bey ama şimdi. Yani çalışmış vücudu da belli. Fit. Yani bir göz ucuyla da olsa bakılır. Yani ben de bakardım. Ya sonuçta bunları bakılsın diye yapıyorlar canım. Ay ne bakacağım ya? Görmedim, bakmadım. Hiç görmedim, hiçbir şey görmedim. Sizin orada kapı yok mu Selin? Hayda, sen kapıyı kilitlemeyi unuttun. Suçlu ben mi oldum? Ayrıca bornoz diye bir şey var. Bornoz mornoz. İnsan etkilenir. Ya ne etkileneceğim ya? Aa. Ay kızlar ne konuşuyorsunuz ya saçma sapan? O sizin patronunuz. Ayıp ama ayıp. Heh, işte bütün bunlar kafanı karıştırmış senin ya. Ya bırak nereye gidiyorlarsa gitsinler. Demir Bey gidince sen de eski haline dönersin. Biz eskiden ne güzeldik. Hep böyle gecelerimiz olurdu. Üf, çok eğlenirdik. Şimdi o kadar çok sorunla uğraştık ki gülmeyi unutmuşuz resmen. Bugün Burak da aynı şeyi söyledi biliyor musun? Hı. Burak'ı nerede gördün ki? Yemekte konuştuk. Öyle eski günlerden falan. Hı. Burak'la yemeğe mi çıktınız? Evet. Ne var? Çıkamaz mıyız? Biz arkadaşız. Hı. Öylesiniz tabii canım. Hem siz zaten hep çok iyi anlaşırdınız Burak'la. Yani böyle aranızdaki frekans tutuyordu. Daha yakındınız. Ay yapmayın. Biz hepimiz birlikte çok yakındık. Üf, ya senin Burak'a hep böyle farklı bir hayranlığın vardı. Kabul et artık şunu. Ay, size de bir şey söylemeye gelmiyor ya. Ya birkaç hata yaptı diye iyice gömdün çocuğu ha. Tamam kızdın ettin ama ya, iyi adamdır Burak. Hem bak Merve ne görmüş. Ne gördün? Demir'i mi? Alara'yla mı gördün? Ne alarası kızım ya? Ferruh'la Burak terasta konuşuyorlardı bugün. Bil bakalım kimden bahsediyorlardı. Senden. Benden mi? Ne diyorlardı peki? Burak senden ciddi ciddi hoşlanıyor. Net. İyi. Yıllardır şu yakıştırmanız bir bitmedi ya. Ya fark etmiyor musun gerçekten? Burak sana karşı son günlerde çok ilgili, yumuşak. Görmüyor musun? Görmüyorum. Ay kızlar, gerçekten sizden kaçmak için tuvalete gidiyorum. Geldiğimde bu konu kapanmış olsun. Ya şu kız gözünü bir açsa, Burak'la birbirlerine ne iyi gelirler. Çok tatlı olmazlar mı? Demir'le aynı evdeyken zor işim.
Neredesin Selin? Eve gelecek misin? Uyumadım daha. Seni bekliyorum. Gelince konuşalım. Seni merak ettim. Daha iyi misin? Teşekkür ederim. Çok, çok, çok teşekkür ederim. Selin, not. Badem sütüyle yaptım. Korkmadan yiyebilirsin. Ben sana çantanı vereyim. Keşke gitmeseydiniz kızlar ya. Al bakalım. Ay hep benden konuştuk. Bir dahakine sizden de konuşalım. Merve, evlilik aşkı öldürüyor mu? Vallahi biz aşkımız ölmesin diye evlendik. Sen onu artık Arda ile İbo'ya sorarsın. Aa, olur. İbo'yu görünce sorarım. Selin, bak sakın. Sorma öyle şeyler çocuğun. Ya biz daha çok yeniyiz. Ay. O zaman Selin'cim artık darısı seninle. Ay 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 ay, hadi hadi, iyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Hadi yarın işte görüşürüz. Varınca mesaj atın ha. Tamam. Almışsın. Teşekkür ederim. Thank you.
bir ev yapardım. Verandalı. Verandalı bir evimiz var zaten. Az önce ağaç evlerden bahsediyordun. Ama onlar çocuklar içindi. Madem burada ikimiz yaşayacağız. Söyleyeceğim şey çok kolay değil. O yüzden ben bir kafamı toparlayacağım. Selin, lütfen dur. Demir, ben sana yalan söyledim. Ben Vedat'ı daha önceden tanıyordum. Herhalde tamam. İyi geceler demek için uğrayabilir miyim? Uğrayabilir misin? Aa, şaka. Uğradım. Kızlar gitti mi? Gittiler. Herkes iyi miydi peki? Evet. Ne güzel. İyi geceler o zaman. Aa, nereye? Seni görmeden günü bitirmek istemedim. Gördüm, gidiyorum. Nasıl ya? Hemen mi? Şey yapalım, çay koyayım. Buraya kadar gelmişsin, çay içmeden gitme. Bir şartla gelirim. Benimle korku filmi izlersen. Olur. Ben pek korku filmi izleyemiyorum. Başka bir film izlesek. Benimle izleyebilirsin belki. Yani benimle korkularını yenebilirsin. Tamam, o zaman sen film seç, ben çay koyup geliyorum. Neredeydin? Aile'ye gitmiştim. Dağılmış. Evet. Dağıldı. İnşa etmek için o kadar uğraşıyorsun. Tek bir yanlış bütün doğruları yıkıyor işte. Temeli sağlam olsaydı kolay kolay yıkılmazdı. Temeli de sağlam değilmiş demek ki. İyi geceler.
İbo. İbo uyan. Başlıyoruz. Dünyam alt üst oldu sayende, iyice dümensiz oldum ben. Deli mıknatısı var bende. Bir geldim bir geldim, çöreklendim hayatıma. Dertsiz tasasızdım ne güzel, deli çıkacağım en sonunda. Ne yormasan mı beni acaba? Geldin bari bir sus otur. Sen beni tanımıyorsun ki daha. Canavar olurum icabında. Zorlanmaya hiç gelemem. Huzura muhtaç olursun. Yaptığımı geri bilemem. Tanrım seni benden korusun. Ne İçsel bir dert, kalsan bir dert. Nedir bu halim çözemiyorum. Aklım gitti başımdan. Keşke yıkılsan karşımdan. İçsel bir dert, kalsan bir dert. Nedir bu halim çözemiyorum. Aklım gitti başımdan. Keşke yıkılsan karşımdan. Diğer dosyayı da hazırladım. Demir Bey. Proje ile ilgili tüm raporları, proje akışını ve ilgili bütün kayıtları masanıza bıraktım. Ben de sunum için istediğiniz çizimleri gönderdim. Boron'un yaptığı modellemeler ve öncesi sonrası fotoğraflar da mailinizde. Bütçe ve harcamalar da elinizde. Her şey tamam görünüyor. Teşekkürler arkadaşlar. Demir Bey. Efendim Selin Hanım. Ben çıkabilir miyim işimiz bittiyse? Hayır çıkamazsınız Selin Hanım. Terasta kutlama yapıyoruz. Peki Demir Bey.
onca yıl bir sürü mühendisle, mimarla çalıştım ama siz bir başkasınız be. Nasıl başkayız ustam? Anlatsana biraz. Sizin süper güçleriniz var. Yapma ustam. Saniyeyle belirip kaybolan sensin. Sizin süper gücünüz arkadaşlarınız. Ya. Birbirinize destek oluyorsunuz. Bu sayede iş aksamıyor. İşi aksatanı pek sevmem. Alırsın da lan. Alırım. Ayda. Sen kafenin sorunlarını çözdün mü? Ne oldu? Vallahi gediği kapatmak zaman alacak ustam. Da Leyla ve Firuze Hanım var artık kafenin başında. Onlar idare ediyor sağ olsunlar. Selam. Ustam sen... Bir şey düşünmüyor musun? Böyle. Siz hoş geldiniz. Herkese selam Artem'im. Hoş geldin Alara. Merhaba. Bir toplanın, bir şeyler söyleyeceğim size arkadaşlar. Öncelikle tekrar herkesin tek tek ellerine sağlık. Gerçekten çok güzel bir proje oldu ve sayenizde çok huzurlu bir şekilde Paris'e gidebileceğiz Demir'le. Biraz da heyecanlı. Hemen geliyorum. İyi iş çıkardın. Eline sağlık Selim. Bu iş böyle Firuze. Ay ne yapayım canım? Deneye yanıla tutturmaya çalışıyorum bir şekilde. Ben onu demiyorum ki. Demir'le Selin'i diyorum. Baksana hiç ses seda da çıkmadı. Sen de aramıyorsun. Ayda yoğunuz dedi ya. Bir feraha çıksınlar bakacağız duruma. Ya bize kızgınlarsa? Ya araları açıldıysa? Fark etmez. İleri sıçramak için bir adım geri gitmek gerekir. Hı? Kolay gelsin. Ay. Ay. Geldiğinizi duymamışım Muharrem Bey. Sessiz gelirim. Ama bu sefer farklı. Hayırlı olsuna geldi. Hoş geldiniz öyleyse. Hoş bulduk Leyla Hanımcığım. Demek burada çalışmaya başladınız ha? İşte oyalanıyoruz. Güzel. Çalışmak güzeldir. Üstelik size de pek yakışmış Leyla Hanımcığım. Ay. Eğer lütfederseniz hani bizim şu orta kahve vardı ya. Onu burada içsek. Burada mı? Şimdi mi? İşiniz çoksa beklerim. Ha, yok yok. İşimiz yok. Ben sizin kahvenizi hemen yaparım. Elime de tırnağı. Ay şey merak ettim ben. Selin'i uzun zamandır göremiyoruz. Yoğunsunuz diye biliyordum. Ha, yok bitirdik çok şükür. Nasıl peki? Biraz gönül koymuştu sanki bize. O yüzden de arayamıyoruz da şimdi. Ay yo, Selin küsmez. Doğasına ters. Çok çalıştık ya bu hafta, yorgunluktandır. Ha o patronu yok mu o patronu? Yani o kadar böyle işkolik, despot, öyle değil mi? Değil. Çok iyi biridir Demir Bey. Demir Bey? Demir Erendil. Artem'in mimarlığın patronu. Hmm.
ile Selin aynı iş yerinde mi çalışıyor? Ya nereye gitti bu adam? Yok, kayboldu. Yok ortada. Bismillah. Seni tebrik edemedim canım. Şu tarafa gidelim mi? Tabii olur. Selin aşkım. Ben geçiyorum. Sen bana bir yardım etsene. Nasıl gidiyor? Şu pastaları bir ayarlayalım senden. Bir şey söylemeyecek misin? Nedir bu gizem? Ya şimdi şöyle, ben Paris'teki ikinci gecemiz için bir restoranı rezervasyon yaptırdım. Öyle acayip garip bir yer, 3 Michelin yıldızlı, şefi bayağı deli. Zaten rezervasyon yaptırmak istediğinde 6 aydan önce alamıyorsun. Ama ben bir şekilde hallettim tabii ki. Tabii ki. Baksana nasıl? Eğer sen istemezsen, sen istediğin başka bir yere de gidebiliriz. Yok, gayet güzel bir seçim olmuş. Bir sonraki geceyi de sen planla istersen. Bir sonraki gece? Ya ben şöyle düşündüm. Hazır Paris'e gitmişken niye öyle apar topar dönüyoruz ki? Birkaç gün daha kalalım. Ne dersin? Üzgünüm Alara. Bu mümkün değil. Döner dönmez babanın işlerine başlamamız gerekiyor. Tamam, ben konuşurum babamla. Lütfen böyle bir şey yapma. Hiç profesyonelce bir davranış olmaz bu. Zaten senin işlerine yoğunlaştık diye büyük bir nezaket gösterip geri çekildi. Böyle bir şeyin bahsi bile geçsin istemem. Sen tam bir işkoliksin. Tamam, bak o zaman şöyle yapalım. Bir Paris'e gidelim. Şöyle bir inelim, Café de Flore'da bir kahvemizi içelim. Şanzelize'de bir yürüyelim, sunumumuzu yapalım. Bir İstanbul bahçelerinde ufak bir piknik. Belki fikrin değişir. Ne dersin? Sen bir seyahat acentesi mi açsan acaba? Tamam. Bahçe ve kafeler çok iyi fikir. Cazip. Ama babanın işlerini bekletemem. Bakacağız, göreceğiz. Peki. Görüşürüz. Görüşürüz. Yılan bu, yılan. Resmen istemiyor adam. Kibar kibar reddediyor, kız anlamazdan geliyor. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Demir Bey küçücük bir sebep olsun, hemen iptal eder kesin. Demek ki küçücük bir sebebi bile yok gitmemek için. Ferru, ne yapıyorsun? Gelsene. Önemli bir şey. Çok çok önemli bir şey. Oyalama beni, bırak. Dikkatimi dağıtıyorsun. Ferru. Hala haber yok. Bu kadar zaman geçti. Ama eli kulağında. Hissedebiliyorum. Ne diyor o cadı? Bir çekmiş Demir Bey'i de kenara zaten. Aman ya, ne diyecek? Tatil planı yapıyorlar. Oraya mı gitsek, bunu mu yesek? Yalnız, adamı bir an bile yalnız bırakmadığının farkında mısınız? Sürekli bir yakınım arkadaş. Ya niye şaşırıyorsun ki kızım? Yani beraberler sonuçta. Demir Bey öyle durmuyor bence. Yani Alara'ya karşı özel bilgisi yok. Aman, boş verin kızlar ya. Kutlama yapıyoruz, bunu mu konuşacağız şimdi? Doğru, bize ne ya? Şeytan görsün yüzünü. Evet hayatım, görsün. Kızlar! O son lafı demeyeydin, iyiydi. Selam. Ya size bir şey soracağım. Şimdi biz Paris'e gidiyoruz ya. Ben birkaç tane elbise aldım. Hangisini götürsem diye soracaktım size. Şimdi ilki bu. Böyle uzun bir şey. Diğeri de şöyle beyaz bir elbise. Hangisi sizce? Yani hangisini Demir Bey daha çok beğenir? Çok güzeller. Bence ikisini de alın yanınıza. Yok ya, öyle her şeyi alıp koskoca valizle Demir Bey'i korkutmak istemem. Yok canım, Demir Bey taşır sizin valiziniz. Merak etmeyin.
Ay ben hiç öyle kızlardan değilim biliyor musun? Yok çantamı taşısın, sandalyemi çeksin, arabamın kapısını açsın. Ben böyle rahat bir tipim. Yani o yüzden iyi anlaşıyoruz galiba Demir'le. Hem bu seyahatte biraz daha hafif olmak istiyorum. E tabii seyahat kısa olduğu için hafif gitmek gerek. Hiç öyle düşünme. İnsan yurt dışına gidince bir başka düşünüyor, başka hissediyor. Benim mesela arkadaş olarak gidip sonra evlenen dostlarım var. Ya ne güzel. E hadi bir şey söylemediniz. Hangisi? Bu mu bu mu? Karar verin. Selin sen bir şey söyle. Sen daha iyi tanıyorsun Demir Bey'i. Bir bakalım. Bu elbise tam bir yaz elbisesi. Kesimi harika. Ayrıca şunun rengine de bayıldım. Ta buradan tasarım olduğunu görebiliyorum. Ayda haklı. İkisi de çok güzel. Ama esas nokta Demir Bey'in hangisini beğeneceği değil mi? Evet. Önemli bir modacının çok 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 sevdiğim bir lafı vardır. Bir elbisede en önemli şey içindeki kadındır diye. Yani bu kadar çabalamak. Hangisini giysen olur bence. Kızlar, benim bir aşağı inmem lazım. Canım benim. Görüşürüz. Görüşürüz. Selin. Efendim. Demir Bey ne oldu? Pasaportum nerede Selin? En son nereye koymuştunuz? Sabah masamdaydı. Masanıza iyice baktınız mı? Burada olmadığı çok açık. Aa, evde mi kaldı acaba? Arabaya baktın mı? Niye böyle yapıyorsun? Ne yapıyorum? Oyun oynama benimle. Demir Bey, ben sizin hizmetçiniz değilim. Asistanınız da değilim. Eğer pasaportunuz kaybolduysa Azmiye'den yardım isteyebilirsiniz. Selin uzatmadan verir misin lütfen? Artık iyice çocuklaşmaya başladın. Sen yani gerçekten benim aldığımı mı düşünüyorsun? Başından beri Paris seyahatini mesele haline getiren sensin. İş için gidiyoruz. Projenin sunumunu yapıp geleceğiz. Yani bu sadece benim için değil, Artem'im için de önemli. O yüzden şu pasaportu verir misin lütfen? Ben almadım dedim. Azmiye? Ta-da. Al işte sana küçücük bir sebep. Azmiye, sen ne yaptın ya? Götür koy şunu masasına lütfen. Bak kaybolduğunu fark etmiş, benden bildi. Bilsin, bilsin. Gitmesini istemediğini iyice anlasın işte. Götür ver, lütfen. Tamam ya. Ay aslında sana bir şey söyleyeyim mi? Buna gerek bile yok. Sadece gitme desem bile hiçbir yere gitmez bu adam. Azmiye Hanım masamda... İçerisi çok kalabalıktı, masanızda bırakmışsınız. Kaybolmasın diye aldım. Teşekkür ederim Azmiye Hanım ama bir dahakine haber verin lütfen. Erken ayrılıyorsun. Kız arkadaşın arıyorsan terasta. Yukarıda kızlara Paris hazırlıklarını gösteriyor. Sen az önce kaç kadeh içtin? Niye soruyorsun? Alara'nın getirdiklerinden içmedim. Farkındayım. Diğerlerinden içtin ama.
Böyle bisiklete binemezsin. Gel ben bırakayım seni. Hayır. Ben kendim gidebilirim. Ayrıca mesele buysa sen de araba kullanamazsın. Ben hiç içmedim. İyi. Ben bir taksiye binip giderim. Ayrıca senin içeride olman gerekmiyor mu? Hayır, gerekmiyor. Gel hadi. Buyurun Selin Hanım. Azmiyeciğim, Demir Bey nerede? Aa, Demir Bey dışarı çıktı Alara Hanım. Anlamadım, nasıl çıktı? Aa, buradan, kapıdan normal bir şekilde çıktı. Olağanüstü bir hal varmış gibi değildi. Selin Hanım nerede peki? Bilmem. Banyoda işin var mı? Ben duşa gireceğim de. Acaba Selin? Salonun şeklinden çok sıkıldım. Anladım. O yüzden de kendini sakatlamaya karar verdin değil mi? Yayla kızıyım ben. Bana bir şey olmaz. Ya Selin, bak gerçekten bazen anlamakta zorluk çekiyorum. Ya benim de bu evde değiştirmek istediğim bir sürü şey var ama bu saatte mi yapmam gerekiyor? Müsait bir zamanda ne nereye konur, karar verir, planlar öyle yaparız. Çünkü bu iş böyle yapılır. Öyle her şey planlı programlı olmaz. Bazı şeylerin kuralları yoktur. Böyle kalbinden geldiği gibi yaparsın. Spontane. Bu evdeki bütün eşyaların yerini tek başına değiştiremezsin. İzle ve gör. Yavaş, sakatlık çıkaracaksın. Senden yardım isteyen olmadı. Ya Selin, bari şuraya koyalım. Bu mu bunun yeri? Hayır, ben burada durmasını istiyorum. Selin, bak sadece bir an, bir an mantıklı düşün. Bu burada olur mu? Ya geçişik kesiyorsun bir kere. Tamam, yer açarız. Dur sen! Ya parkeyi çizdin. İlla burnunun dikine gideceksin değil mi? Alışırsın. İnsan yanlışa alışamaz. Selin bir dakika dur, bir dakika dur ya. Bak bir bakalım, bir karar verelim. Ondan sonra yapalım. Şimdi beğenmeyeceğiz, sonra iki defa iş çıkacak. Bu iş öyle olmaz. Ya olmalı ama. Sen peşin peşin ne yapacağına karar vermişsin zaten. Ha şimdi anlaşıldı. Bu değil mi bütün sorunun? Ben Paris'e gidiyorum diye bütün bunlar. Ya ekipçe bir iş başarıldı. Ki sen de bunun içine dahilsin. Ve uluslararası platformda sunum yapmaya gidiyorum. Ya büyüttün, büyüttün, büyüttün. Kocaman bir olay haline getirdin bunu. Şimdi de altında eziliyoruz. Hayır, getirmedim. Alara... Lütfen, duymak dahi istemiyorum. Susalım ve şu salonu oturulabilir bir hale getirelim lütfen. Sevgilinle kıyamıyorsun değil mi? Ya Selin, bunu daha ilk gün söyledim sana. Özel hayatımızda işi karıştırmayacağız dedim. Çocukça yakıştırmalar yapmayı bırakıp olgun davranmaya başla biraz. Nereye? Gidiyorum. Daha yeni duştan çıktım ya. Fıcık fıcık ter. Ha. Ne diyeceğim ben bu adama şimdi?
Efendim Vedat? Bana bak, ne yapıyorsan bırak git hazırlan. Akşam seni ocak başına götürüyorum. Bu akşam olmaz. Bu akşam gelemem. Başka bir zaman yapalım Vedat'ım, olur mu? Demir'im bak, gelmek istemediğini biliyorum. Ama geleceksin. Bir haftadır bir suratlar, bir tavırlar falan. Gel bakalım akşam öğrenelim neymiş derdin. Vedat. Demir. Konum atıyorum kardeşim. Orada ol akşam. Tamam. Feruz, sen ölümüne mi susadın? Ne yapıyorsun? Ölmeyeceğiz Burak. İkimiz de yaşayacağız. Kurtulduk. Artık tamamen kurtulduk. Ne diyorsun? Neyden kurtulduk? Esen'den. Çete lideri Esense, ihaleye fesat karıştıran çete lideri tutuklandı. Esen tutuklandı mı? Ama nasıl? Biri ihbar etmiş. Yok artık. Ya kim böyle bir şey cesaret edebilir ki? Tabii ki de ben. Ne? Feruh, ne yaptın? Feruh, hepimizi yaktın. Polis Esen'i bulduysa bizi de bulur. Hapse mi girmek istiyorsun? Ya girmeyeceğiz ki. Bütün belgeleri yaktım. Esen'le bağlantılı hiçbir şeyimiz kalmadı. Feruh, sen salak mısın? Ha? Kadının telefonunda benim numaram var. Ayrıca daha fotoğraflarımızı çekeni bulamadık. Esen'le Happy Pie'de toplantı yaparken fotoğraflarımız var. Hep birlikte kadının yatına binerken fotoğraflarımız var. Feruh, sen ne yaptın Feruh? Kendisi müşterimiz. Tadilat yaptırmak istedi. Biz de görüşmeye gittik. Bu kadar. Sen bütün bunları ne zaman yaptın? Selin canavar müşteriyi iptal edelim dedi ya. Dedim Esen bizi yakar. İşte tam o anda bir ışık yandı beynimde. Dedim o bizi yakana kadar biz onu yakalım. İnanamıyorum ya. Ya. Bir tane ipucu gönderdim polise. Hepsini ipliğe dizdiler. Bu sefer biz bitmedik, Esen bitti. Hala mı göz göze gelmiyoruz? Yok oğlum öyle bir şey. Var var. Kaç gündür aynı tarlada birlikte çalışıyoruz oğlum, yan yana. Bir kere bile yüzüme bakmadın. Ne oluyor ya, sen kızgın mısın bana? Nedir? Ya oğlum ne kızacağım sana? Yanlış anlamışsın sen. Yoğunduk zaten biliyorsun. İş yetiştireceğiz diye oradan oraya koşturup durduk. Seninle yeterince ilgilenemedim ben. Sen ondan böyle hissetmişsin. Aslında yok bir şey. Ha, ondan öyle. Anladım ya. Ustam sen yürek atsana ızgaraya. Yürek? Yürek tabii. Lazım. Kan yapar. Bana bak, sen şimdi yemeden önce mi konuşursun yoksa yedikten sonra mı konuşursun? Sonra. İyi. Hadi bakalım. Hadi şimdi. İyi mi boya? Şu hafta bittiği için mutluyum. Kutlamak için de salonun şeklini değiştirdim. Oo, yine delirmeler falan. Ya Selin, farkında mısın? Sen kafan bozuk olunca bir hamarat oluyorsun. Aa, serseriye bak. Normalde hamarat değil miyim? Bilmem ki. Ben senin hep o halini görüyorum.
Neyse, bu sefer çiçeği alıp kapıma dayanmadın. Pis. Demir ne diyor salonun yeni şekline? İnşallah ona da söz hakkı vermişsindir. Vallahi kalsaydı söz hakkı olurdu. Ama bir telefonla koşa koşa gitti. Alara Hanım'la yemek yiyordur şimdi. Sahi ne oldu o Paris meselesi? Hiç bilmiyorum. Gidiyorlar herhalde. Ay İbo kapı çalıyor. Kapatıyorum şimdi. Tamam. İyi geceler. Hadi görüşürüz. Selam. Demir evde mi? Çıktı. Paris'le ilgili bütün hazırlıklarımı bitirdim de bir iki bir şey soracaktım kendisine. Telefonla konuşabilirsiniz. Ya da direkt yüz yüze kendisiyle konuşurum. Buraya ne oldu ya? Bir tuhaf olmuş. Demir ne zaman geleceğini söyledi mi? Bizim öyle bir ilişkimiz yok. Ben Demir'in sekreteri değilim. Hayır, ilişkiniz konusunda bir netlik yok ya. O yüzden sordum. Bence her şey gayet net. İkimiz bu evin yarı sahibiyiz. Çok ilginç gerçekten. Bu evi nasıl paylaşıyorsunuz mesela? Yani oda oda mı ayırdınız yoksa şu koltuk benim, bu kanepe senin diye mi ayırdınız? Hayır, yanlışlıkla senin tarafına oturmak istemem çünkü. Nereye istersen oraya oturabilirsin Alara. Oğlum öyle süslü girizgâha falan gerek yok. Gir ortasından dosdoğru söyle işte neyse mesele. Vedat. Efendim. Bak sen benim için çok önemlisin. Biliyorsun değil mi? Biliyorum. Kardeşim sen de öylesin. Yani sen benim için arkadaştan fazlasısın. Biliyorsun işte çocukluğumu. Gördün. Annem, babam, evim, hayatım, geleceğim. Her şey elimden kayıp gitti. Ama bir sen gitmedin. Babamdan çok sana tutuldum ben. Hayatımdaki tek normal sendin. Hoş hala öylesin ya. Demek istediğim... Sen benim kardeşimsin Vedat. Eyvallah kardeşim. Yok şimdi böyle söyleyince basit bir cümle gibi geliyor ya. Benim için değil. Ben gerekirse herkesi kaybetmeyi göze alırım. Ama seni değil. Oğlum sana da yürek yedirdik şimdi. Yürekten konuştum. Ben duygusal adamım. Yapma böyle bak vallahi kötü oluyorum ya. Olma kardeşim. Olma sen iyi ol. Sen iyi ol. Sen nasıl iyi hissedeceksen öyle ol. Geçen gün Sera'da demiştin ya, böyle yalnızlık çok da matah bir şey değil diye. Sen yalnız kalma. Vallahi. Gerisi benim için teferruat. Oğlum ben onu senin için söyledim. Sen beni ne düşünüyorsun, beni düşünme. Demir'im sen yaşlandın mı, ne yaptın ben anlamadım ki ya. Lan bir haftadır suratıma bakmıyorsun. Bir afralar, bir tafralar. Bana bak. Bir daha olmasın, alırım ayağımın altını. Hadi. Ne ara içtin ya? Kır, kır. Ay yok artık ya. Şey mi oldu? Yok. Olmadı. Tamam o zaman. Selin, bir dursana. Sen bizim Demir'le olan ilişkimizden rahatsız mı oluyorsun? Daha az umurumda olamazdı.
Ya bak ben anlıyorum seni. Aynı evi paylaşmak zorunda kalmak çok sıkıcı. Ama kurtarıyorum seni işte. O ne demek? Demir'le iki günde Paris'in tadını çıkaramayız dedik. Biraz uzatalım diye konuştuk. Tam da sezonu. Yapılacak o kadar çok şey var ki. Bir haftayı bulur. Tabii rezervasyonlarla ilgili onun da fikrini almam lazım. Öyle mi? Ne güzel. Ya ama asma öyle suratını. Bak sana bir haftalık evini geri veriyorum. Kıymetini bil. Ne kadar iyisin. Sen ne zaman sıkılırsan söyle. Ben bir bahane bulur kaçırırım Demir. Sen arabayla gelmedin değil mi? Ha yok, taksiyle geldim ben. Ay. İyi o zaman sen bekle taksini, ben şuradan biraz yürüyeceğim. Olmaz. Olmaz. Bize gidiyoruz. Bu saatte. Evet. Ya kahveyi biz de içeceğiz. Oğlum geç oldu artık, şimdi seni rahatsız etmeyelim, ayıp olur. Ya bir şey olmaz. Tanıştınız siz nasıl olsa. Oğlum bir gün gündüz gözüyle gelirim işte. Şimdi bu saatte habersiz. Vedat'ım, benim evime geliyorsun. Tamam. Hem bak eski evim olduğu için ev hediyesi almasan da olur. Demir'im, o ev sadece senin değil, hatırlatayım. Ya Vedat amma uzattın işte ya. Geliyorsun, hah taksi de geldi. Uzatıyorsun, uzatma işte. Biliyorsun inat adamım, gel hadi. Oğlum çok ayarsız bir insansın yalnız. Hadi ya. Hadi bir kahve içeceğiz. Zorla eve götürüyor adam. Uzattı, sakız gibi uzattın konuyu. Sakız Vedat. Of. Of, kalbim acıyor artık. Her bakışına umutlanıyorum salak gibi. Sonra bak, kadın gelip oturuyor odasında. Kızlar, Borel'le sinemaya gidiyoruz. Hadi siz de gelin. Ya, biz de böyle çıkacaktık. Ay kızlar ben de gelemem. Alara cadısı burada. Demir'in odasında oturmuş gelmesini bekliyor. Nasıl ya? Yuh ama artık ya. Ben çok sıkıldım bu durumdan artık ya. Kovamıyorum da. Ne diyor peki? Aman ne diyecek? Paris meselesi hakkında konuşuyor sürekli. Ben kaçtıkça burnuma burnuma iteliyor. Neymiş efendim? Demir'i kaçıracakmış. Aman alsın götürsün temelli. Ben niye çekiyorum bunun eziyetini ya? Bu kız niye sürekli bunu vurguluyor? Ne demek o? Bence durum Alara'nın gösterdiği kadar toz pembe değil. Yani Demir Bey bu seyahate gitmeyebilir. Nasıl ya? Ya düşünsenize. Demir orada yapacaklarından hiç bahsetmiyor. Ama Alara sürekli planlarını anlatıyor. İkna etmeye çalışır gibi. Ama Demir kesin gidecek. Çünkü bavulu falan hazır. Yani sırf Artem için bile gidebilir. Yani mesela Artem ise kendi gitmek zorunda değil ki. Burak'a da gönderebilir. Burak'ın pasaportu vizesi var zaten. Belki de bu yüzden hiç plan yapmıyor. Alara'ya da itiraz etmiyor. Çünkü son dakika kendi yerine Burak'a gönderecek. Oo, nasıl bir ters köşe bu ama ya. Ay, gerçekten olabilir mi böyle bir şey? Çünkü lütfen olsun. Vallahi kızlar her şeyi çok yanlış yorumlamış olabiliriz. Demir Bey gerçekten Alara'dan kurtulmak istiyor olabilir. Tabii ya. Alara son annesini sunumla yaptı. Demir Bey de müşterimizin kızı diye incelikle çözmeye çalışıyor. Gitmeye niyeti yok. Alara da bunu seziyor. Bu yüzden bu kadar bastırıyor. Allah Demir Bey gitmek istemezse illa bir sebep bulunur. Yani Burak olmak zorunda da değil. Ayda var ya, ya aşık oldu beyni yandı diyordum ama eski formuna kavuştu çok şükür. Herhalde. Geliyor musunuz sinemaya? Ya İbo'ya sorayım, ben sana yazacağım. Tamam. Tamam. Selin orada mısın? Buradayım ama size iyi eğlenceler. Alara'yı öldürme sakın ha. Söz vermiyorum ama denerim. Hadi öptüm. Hadi öptüm ben de. Ben de. Çiçi. Ne diyorsun? Gerçekten böyle bir şey olabilir mi? Anılar ha? Işık vardı burada. Düşüp kafayı yarmıştın. Nasıl unutabilirim ki?
Oluk oluk kan akmış der yine. Annem az daha... Selin evi çok güzel yapmış yalnız. Rengarenk olmuş. Abi Vedat. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ya kusura bakma, çok geç saat oldu dedim bu adama ama dinletemedim ki. Kahveleri biz de içeceğiz diye tutturdu. İyi oldu geldiğin. Seni gördüğüme sevindim. Ben de. Ama özür dilerim. Elim boş geldim. Yok bak. Çiçeğim burada. Demir. Misafirim var. Bir bak istersen. Kim? Oo, buram buram ocakbaşı kokuları geliyor. Yalnız beni davet etmediniz, çok kırıldım size, ikinize de. Bir dahakine artık. Sözünü hatırlatırım Vedat'cığım. Tabii. Ben de birkaç detay konuşmaya gelmiştim ama madem Vedat burada, şimdi sıkmayalım insanları, sonra konuşuruz. Herkes kahve içiyor mu? Ben hemen yapıyorum o zaman. Ayakta kaldım Vedat ya, otursana. Hani ikimiz de aynı evde yaşarken özel hayatımız olamazdı? Hani kimseyi getiremezdik eve? Maşallah. Alara Hanım rahat rahat girip çıkıyor. Bundan sonraki aşama ne? Anahtar mı vereceksin? Misafirlerimiz varken konuşmayalım istersen. Duyacaklar. Ayıp olacak. Hmm. Ayıp oluyor. Ama onlara değil. Bana. En azından ben saksının altına anahtar koymuyorum senin. İbo görev icabı gelip Çiçi'ye bakıyor. Sevgilin gibi yatağında oturup beklemiyor. Odama mı girdi yine? Çıkmıyor ki. Her neyse. Vedat'la da tanışmış bakıyorum. Ben Vedat'la tanışınca dünyaları yıkıyorsun. Alara Hanım, Vedat'cığım boyutuna geçmiş bile. Ne oldu Selin? Rahatsız mı oldun? Alara ile Vedat'ın samimi olması mı geldi seni? Hayır. Senin bu çifte standartlı tepkilerine gerildim. Aynı evde kaldıklarını biliyor muydun? Sera'dayken Demir evde bir sorun olduğu için otelde kalıyor demiştin. Ama ben bu kadar büyük bir sorun olduğunu bilmiyordum. Sence Demir ne zaman kurtulur bu sorundan? Kurtulur? Kurtulmak istediğini nereden çıkardın? Oo Vedat Bey, bildiğimiz bir şeyler mi var? Yani bildiğim değil de gördüğüm şeyler var. Valla ben de iki göz, sen de iki göz. Nasıl bu kadar fark görüyor? Hayret. Allah'ın işi işte. Ya sen içeri gitsene. Ben hallederim buraları. Hayır canım, sağ ol. Alara ile yeterince vakit geçirdim. Ama sadece Alara yok orada. Vedat da var. O yüzden sizinle oturup kahve içiyorum ya. İnsan bir haber verir ya. Vedat'ı getiriyorum deseydin bir şeyle hazırlardım. Böyle kuru kuru kahveyle olmaz ki. Ayrıca yemeğe de davet edebilirdin. İkimizin de arkadaşı. Dert etme Selin. Bir dahakine sen çağırırsın. Ya hala Vedat'a Merve'yim dedim diye mi kızgınsın? İkinizden de özür diledim. Vedat bile bu kadar mesele haline getirmiyor. Sen de artık uzatma ne olur. Bir haftada bittiğine inanamıyorum ya. Yoruldunuz ama değdi, çok güzel oldu proje. Demir'in sayesinde ve tabii ki ekibinin. Tabii senin de hakkını yememek lazım. Teşekkürler. Memnun edebildiysek ne mutlu. Sayenizde Paris'e gideceğiz. Öyle mi? Paris'e mi gidiyorsunuz hakikaten? Evet, Demir'le birlikte. Öyle mi? İş, eğlence. Eğlence. İş. İkisi de birlikte olunca çok daha heyecanlı oluyor. Alara'nın projesini sunmaya gidiyoruz. Artemim için büyük bir başarı bu. Şirketin itibarı için de olumlu etkisi olacak. İyiymiş.
sonra ne yapacaksınız? Eyfel'e falan çıkarsınız herhalde. Bana bak, seni yeneceğim Paris diye bağırmayın ha. Ya Vedat, öyle bir şey yapmayacağız tabii ki. Turistik bir gezi olmayacak. Daha çok Demir'e Paris'te bildiğim gizli saklı köşeleri göstereceğim. Üç Michelin yıldızı falan diyordun. O başka. Ya o da var. Ondan sonra sanatçıların takıldığı barlar, sokak arası lezzetleri, bit pazarları. Bak, en iyi müziğin yapıldığı kafeler demiyorum. Barakalar. Hani sadece benim gösterebileceğim yerler. Çok ballısın Demir'im. Biz bir önden gidelim, sonrakine üçümüz birlikte gideriz. İnanılmaz eğlenceli olur. Selin, sen ne yapacaksın burada? Hiç. Kafamı dinleyeceğim. Bu kadar. Hı. Evdesin yani. Aa, üstüne gitmesene Vedat'cığım kızım. Belki onun da özel misafirleri vardır, çağırmak istediği birileri. Baş başa vakit geçirecektir değil mi? Öyle biri yok. Tamam, tamam canım, tamam. Sen nasıl diyorsan. Şimdi utandırmayalım kızı patronun yanında. Bir de şirkette aşk yasağı varmış. Şimdi ele verdirmeyelim. Ben su alacağım. İsteyen var mı? Ben de kalkayım. Daha çanta hazırlayacağım. Ben uğurlayayım seni. İyi geceler Vedat. Görüşürüz. İyi geceler. Hiç böyle görmeyi beklemiyordum. Ne oldu ki? Ne bileyim. Yani bana anlatılanlardan daha eğlenceli bir ev hayatınız olduğunu düşünmüştüm. Ne anlatıyorsa artık. Demir biraz zor olabiliyor. Zor mu? İmkansız bence. Sana Merve'yim dedim diye beni affettin. Demir dünyaları yıktı. Bir dakika. Ne zaman söyledin? Bir hafta falan oluyor. Anlıyorum. Vallahi ben hiç anlamıyorum. Neyse ben de bugün çok yoruldum. İyi geceler. İyi uykular. İyi geceler. İyi geceler. Yerini sevmiş. Öyle mi dersin? Bence senin Seren'de daha uzun ömürlü olur. Yok işte, bazı çiçekler böyledir. Fırtınaya alışkındırlar. Durgun havası olan yere dikersin, solar. Uçurumda açar, düze indirirsin, solar. Karda açar, sıcak iklime getirirsin, yine solar. Bilmem. Ben çiçeklerden senin kadar anlamıyorum. Anlamana çok da gerek yok zaten Demir. Sev yeter. Bak, o seni sevmiş. Evi sevmiş. Sen de bu evin bir parçasısın işte. Hep öyleydin. Yıllar sonra bu ev için geri döndün oğlum. Niye? Çünkü buraya aitsin. Bu çiçek de buraya ait. Güzel güzel yaşayın gidin işte. Ara sıra şefkat göstersen ölmezsin, merak etme. Neden? Tamam yeter. Söylenecek her şey söylendi, bitti. Tamam. Şimdi sen bu çiçekle ilgileniyorsun. Ben de Serem'e gidiyorum, kendi çiçeklerimle ilgileniyorum. Tamam. İyi. Seray'a bırakayım seni, gel. Yok be oğlum. Tanıdığım bildiğim yer. Şuradan bir taksi atlar giderim. Bulamazsın bu saatte taksi burada. Şuradan çağırayım. Gel, dışarıda bekleriz. Sen bekleme, gir. Ya tamam, gelir işte şimdi. Bir iki dakikaya.
Sen kaçta çıkıyorsun yola? Alara girip alacak. Sabah 5 gibi. Ne? Gelip kapıdan alıyor yani. Pes. Ya ne diyeyim Medat? Kız heyecanlı işte Paris'e gideceğimiz için. Keyfini kaçırmamaya çalışıyorum ben de. Tabii tabii öyledir de. Sen yine de dikkat et. Ya neye dikkat edecekmişim Medat? Bir söylesene bana. Demirciğim sen şimdi centilmen yaratılışlı bir insan olduğun için... Hı. Nezaketen yaptığın şeyler dışarıdan çok da öyle anlaşılmayabilir. Yani Alara'yı kırmayayım diye her dediğine tamam dersen... Ha, ben Alara'nın her dediğine tamam demiş mi oluyorum şu an? Bunu mu çıkardın yani bunu? Paris'e gidiyorsun oğlum birlikte. Ya sen de mi ya? Oğlum ben buraya geldiğim ilk gün sana ne söyledim? Bu şirketin %20 hissesini aldım dedim değil mi? Sen bana ne söyledin? Ne söyledin? Oğlum o şirket alınır mı? Batman'ın eşiğinde dedin. Şimdi ben ne yapıyorum? Burnunu doğrultmaya çalışıyorum oğlum şirketin. Ya önemli bir proje yapıldı. Güzel de oldu. Gidip sunacağız işte. Artemim için önemli. Ekip için de önemli. Henüz o Selin farkında değil ama onun için de önemli. Çünkü bu projenin iki direktöründen biri kendisi. Tamam oğlum. Hayır ben anlamıyorum. Niye bu hale getiriyorsunuz abi? Selin aldı kocaman bir mesele haline getirdi bunu. Sen tuhaf tuhaf yakıştırmalar yapıyorsun. Ya ne yapıyorum ben burada abi? Şirket mi yönetiyorum? Bu neyin çilesi nedir anlamadım yani. Tamam lan bana ne sinirleniyorsun? Selin'in nedeni zaten başka. Sen de çok iyi biliyorsun onun neye sinirlendiğini. Ona yapamadığın açıklama yüzünden gelip burada bana mı atar yapıyorsun? Ya Vedat pardon ya. Bu aralar iyice sinirlerim bozuldu. Başlarım lan sinirinden. Gir Selin'e yap açıklamanı. Yapmadım mı sanıyorsun? Ya bin kere anlattım. Yok anlamıyor. Gerçekten bin defa anlattın mı? Vallahi anlattım Vedat. Ya Nuh diyor peygamber demiyor. Vah Demir'i. Bu aralar sen hiç sen değilsin ha. Demir Erendil bir konuda bin defa açıklama yapıyor. Vallahi ben çok beğendim bu durum. Diyorum sana. 10 numara kız. Heh, geldi seninki. Sakın geç kalma. Erken gel. Bekletme insanları. Olur mu Vedat'ım? Bekletmem. Selin, sen uyumamış mıydın? Uyuyamadım. Hazır mısın? Aldın mı her şeyini? Hı hı. 2 gün zaten. Kaçta çıkacaksınız yola? Sabaha karşı. İyi. Ben göremem o zaman seni. İyi yolculuklar. Teşekkür ederim. Selin. Ben yokken... verandanın kapısını kilitlemeyi unutma olur mu? Şey bir de Karamu'nun mamasını bahçedeki dolabın içine koydum. Sen arama diye. Tamam. Sağ ol. İyi geceler. İyi geceler. Thank you.
Cici. Cici. Neredesin? Cici. Cici. Demir, Cici. Kabus gördün. Hepsi bu. Tamam. İşte. Hadi gel. Gel bir yüzünü yıkayalım seni. İyi misin? Uyuyabilecek misin? Uyumak istemiyorum. Uyandığımda yalnız olacağım. Herkes gitmiş olacak.
Sen de gitmiş olacaksın. Peki. Gel. Selin. Gel. Gel, hava alalım biraz. Üşüdün mü?